Saat 7 Türk'ten herkese merhaba, ben İlknur Bayfırat. Haftanın renklerinde haftanın öne çıkan programlarını sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz bu hafta Saat 7 Türk ekranlarındaki renkli programlara hep beraber bakalım. Çizgi filmler, el işi programları ve öğretici programlar her sabah 6 ile 10 arasında çocukları ekran başına bekliyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, tekrarı aynı gün öğlen saat 2 ile 5 arasında olacak. Sohbet programlarını seven izleyicilerimizi her sabah saat 11'de ekran başına bekliyoruz. Bu programların tekrarı aynı gün akşam saat 11'de olacak. Sanatsız yapamam diyenler, Suya Çizgiler programı saat 12.45'te sizlerle. Dizileri de unutmayalım tabii ki. Aile dizisi olan Yol saat 18.30'da, gençlik dizisi olan Evden Uzak'ta saat 19.30'da sizlerle olacak. İsa Mesih'in hayatını Mecdalli Meryem'in gözünden izlemek ister misiniz? İsa Mesih'in kurtardığı ve onu 3 yıl boyunca izlemiş olan bu kadın, İsa Mesih'in kim olduğunu ve Tanrı'nın planını başından sonuna kadar bizlere açıklıyor. Bu film ile Tanrı'nın kadınlara olan bakış açısını, bir kadının Tanrı'nın lütfuyla nasıl kurtulduğunu öğreneceksiniz. Mecdalli Meryem'in gözünden İsa Mesih filmi, tarihsel gerçekler ışığında İsa Mesih'in yaptığı mucizeleri ve asıl kimliğini konu alıyor. Bu öykü, kutsal kitabın Matta, Markos, Luka ve Yuhanna bölümlerinde kaydedildiği gibi, görgü tanıklarının İsa Mesih'in hayatıyla ilgili olarak anlattıklarına dayanmaktadır. Mecdalli Meryem'in anlattıkları, 2000 yıl önce yaşamış olan İsa Mesih'in gerçek hayatını canlı ve doğru bir şekilde gözler önüne seriyor. Charlie Jordan Burkins'in yönetmenliğini yaptığı 2007 yapımı bu filmin oyuncuları Rebecca Ritz, Gigi Orsillo ve Brian Dakin. Mecdalli Meryem'in gözünden İsa Mesih filmi Cuma akşamı Saat 7 Türk ekranlarında izleyebilirsiniz. Tamam, anlatacağım. Rab Tanrı ilk insanı topraktan yarattı. Ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Ticaretle uğraşmak zordur ve akıl ister. Kahramanımız Jay, oto galerisi olan bir işletmecidir. Jay çok akıllı ve iyi bir satıcıdır. Satın aldığı arabaları yüksek kar ile satmayı başarabilen birisidir. Bu satışlarını kurallara uygun olarak yapmayan ve insanları kandırarak yapan Jay, başarısını sürdürmeye devam eder. Ailesine karşı sorumluluklarını sadece para olarak gören Jay, oğlunu çok üzmekte ve eşini de korkutmaktadır. Jay ve eşi Judy iş konuları konuşulurken ortam her zaman gerilir ve Jay hep kendisini haklı çıkarır. Todd babası Jay'e karşı güvenini yitirmiş ve onu artık yalancı olarak görmektedir. Bunu duyan Jay derinden yaralanır ama yapacağı bir şey yoktur. Jay o kadar kötüleşir ki insanlara iyi gözükmek için kilisede ondalık toplanırken bile borç sarf verir. Bu duruma kızan Judy, Jay ile konuşur ama değişen yine hiçbir şey olmaz. Gün gelir Jay, kredi borçlarının altında ezilir ve çıkış yolu bulamaz. Bir gün televizyonda bir vaaz dinleyerek değişir ve yeni kararlar alır. Bu, onun Tanrı ile ilişkisini yenilemektedir. Yanında çalışan iki kişinin işten ayrılmasına rağmen, Jay için değişen hayat güzelleşmeye devam eder. Devlet tarafından kontrol altına alınan tüm oto galerilerinden biri de Jay'a aittir. Jay habersiz bir şekilde devletten görevli gelen kişiyi işe alır ve her şey tam da bu noktada değişir. Jay artık dürüstlüğüyle ünlenmiştir ama bu böyle gitmeyecektir. Eski personelleri tarafından ihanete uğrar ve tekrar tüm insanların korktuğu kötü, üçkağıtçı bir duruma düşer. Bu olaylar Jay'i ve tüm insanları etkiler.
Aynı zamanda sizleri de etkileyecek olan bu olaylardan Tanrı'ya güvenme ve dürüst olabilme uğruna nelerle karşılaşabileceğimiz konusunda mükemmel bir hayat hikayesiyle karşı karşıya kalacaksınız. Alex Kenderick'in yazıp yönettiği ve aynı zamanda oyunculuğunu da yaptığı 2003 yapımı Eksik Parça filmi Perşembe günü ekranlarınızda olacak. What is this? 1958 Triumph TR3, two-door coupe. I thought you were coming home at 5. I guess I'm late. Does it not bother you that you don't keep your word? You enjoy trying to embarrass me. Is that a question or a statement? Do you enjoy trying to embarrass me? You are my strength when I am weak. You are my voice when I cannot speak. Your love has opened up my eyes. Yeah, yeah. Şimdi sizlere tanıtacağım film gerçek bir hayat hikayesi olup sizi derinden etkileyecek. Bir kilise pastörü kadınlara yönelik sığınma evi projesini kilisesine sunar. Ama bazı kişiler bu öneriye sıcak bakmaz ve karşı çıkarlar. Onlar için önemli olan kilisedeki kişilerdir ve zaten ödenek de yoktur. Ama yaşlı bir kadın pastöre gelir ve sadece bu sığınma evi için kullanılmak üzere yüklü miktarda bir bağışta bulunur. Bu bağıştan cesaret alan pastör artık Tanrı'nın bu sığınma evini istediğinden emindir. Pastör teklifi kilisesine sunar ve teklif kabul edilir. Pastörün eşi Wanda hapishanedeki kadınlar için hizmet etmektedir. Ve bir gün bu hizmeti sırasında Hannah ile karşılaşır. Hannah erkek arkadaşı tarafından tuzağa düşülerek hapse girmiştir. Fakat suçu yoktur ama bunu kanıtlaması da zordur. Hannah hapisten kurtulmak için Wanda'nın hizmetine katılmak ister ve Hannah'nın hayatı değişmeye başlar. Tanrı'ya yönelmenin ne olduğunu ve yaşamları nasıl değiştirdiğine tanık olacağınız bu filmde duygularınızın yoğunlaşacağı ve düşüneceğiniz anlarınızda olacaktır tabii ki. Bu dünyadaki sorumluluğumuzu hem Hannah'ın tanıklığından hem de diğer kahramanlarımızın tanıklığından öğrenerek daha da yaşanır bir dünya için neler yapmamız gerektiğini göreceğiz. Yönetmenliğini Jimmy Huckabee'nin yaptığı 2005 yapımı Dokunuş filminde John Travolta'nın yeğeni olan Nicole Travolta'nın yanı sıra Christian Knowles, Chanel Bertel ve Brooke Newton yer almaktadır. Filmimiz Salı günü ekranlarınızda olacak. No way we can go forward with this idea of yours and that bleeding heart, Wanda Yancey. You know, I wish I had more church members whose heart bled like hers. The recommendation before the church is to accept the office building being offered by Dr. Lyon's widow. Oh, nice legs. If you want to be a bartender for the rest of your life, then fine by me. But I'm ready to do something else. Grey Sevil Kumcuoğlu'nun sunduğu Gerçek Güzellik programının bu haftaki bölümünde saçlar ele alınacak. Saçlarınızla ilgili yapmış olduğunuz hatalar nelerdir? Saçlarınızdan memnun musunuz? En çok hangi rengi tercih ediyorsunuz? Saçlarınızı kendiniz mi boyuyorsunuz yoksa kuaföre mi gidiyorsunuz? Bütün bu sorulara cevap bulacağınız bu programımızın uzman konuğu kuaför Mehmet Çimen. Ayrıca evde tek başınıza yapabileceğiniz küçük tiyolar da veriyor. Bunun dışında uzman doktor Bülent Madi, kadınlar saçlarını değişince neden mutlu olur sorusunu cevaplıyor. Gerçek Güzellik programı Salı günü ekranlarınızda olacak. Merhaba sevgili izleyiciler. Gerçek Güzellik programına hoş geldiniz. Saçlarınızla ilgili yapmış olduğunuz hatalarınız oldu mu? Mesela boya, yanlış kesim. Evet. Hangileri? Yanlış kesim oldu. Şu anda
Yanlış kesimden dolayı hiç hoş değilim saçımdan. Saçlarımdan memnunum. Kısa olmasından dolayı memnunum. Bir de zaman hani sıcaklar falan çocuk sahibi de olunca. Kim hoşlanmaz ki? Kuaföre gittiği zaman herkes sanırım bundan keyif alıyor değil mi? Bütün bayanların önem verdiği bir konu. Ama önemli olan Tanrı'nın önündeki duruşumuz. Gelin bakalım kutsal kitapta ne diyor? Süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. Gizli olan iç varlığınız sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Perşembe günü Yeşua İbrahim Özçelik'in sunacağı Yol Arkadaşım programı, Hristiyan evliliklerini inceleyen ve evliliklerde yaşanan zorluklar karşısında kutsal kitaba uygun nasıl bir tutum takınılması gerektiği konusunda sizleri aydınlatıyor. Aynı zamanda programa katılan çiftler İsa Mesih'i nasıl kabul ettiklerini de programda paylaşıyorlar. Antoinette ve Habib Anlı çifti bu hafta Yol Arkadaşım programında bizlere konuk olacak. Merhaba değerli izleyiciler. Yol Arkadaşım programına tekrar hoş geldiniz. Bu programda adından da anlaşıldığı gibi aynı yola evlilik yolculuğundan çıkmış bir çiftin evlilik öncesi, evlilik aşaması ve evlilik sonrası dönemleri üzerine konuşuyoruz. Kelam okuyarak uyumuştum ve elimde bir not vardı. Yani hani herhangi bir şey Rab konuştuğunda ben not alacağım. Ve Rab bana bir ayet verdi. İki kişi dileyecekleri herhangi bir konuda uyuşurlarsa babam da dileklerini yerine getirecektir. Pazar günleri kiliseye gidemeyenler için Avlularında Bir Gün programı her hafta farklı bir kilisenin ibadetini evinize getiriyor. Avlularında Bir Gün 11'de başlıyor. Bu hafta Kadıköy'deki Anadolu Protestan Kilisesi'ne misafir olacağız. Kadıköy Cafer Ağa Mahallesi'nde bulunan Anadolu Protestan Kilisesi'ndeyiz. Önderliğini Levent Kırna'nın yaptığı kilise 2001 yılının Haziran ayında Pentekost Bayramı'nda kurulmuştur. Kilisenin amacı Mesih İsa'nın sevgisini ve gerçeğini yaşamak, bunu hem kendi topluluğu hem de buraya gelen tüm ziyaretçileriyle kutsal kitap doğrultusunda paylaşmaktır. Bu hafta Kadıköy Cafer Ağa Mahallesi'nde bulunan Anadolu Protestan Kilisesi'ndeyiz. Önderliğini Levent Kırna'nın yaptığı kilise 2001 yılının Haziran ayında Pentekost Bayramı'nda kurulmuştur. Anadolu Protestan Kilisesi kökleri 1986 yılında kurulmuş olan Türk Protestan Kilisesi'ne dayanır. Aleluya! Tanrı'nın sevgili seçilmişleri, çağrılmışları, değerli çocuklarıyız bizler. Kendisinden dilenmeden önce kendisi bir soru soruyor. Bu haftanın öne çıkan programları ve filmleri hakkında umarım sizleri bilgilendirebilmişimdir. Ama daha fazlasını öğrenmek için www.satyeditürk.com adresine tıklayıp programlar ve yayın saatleriyle ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu hafta da Haftanın Renkleri programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Rabbin esenliği sizlerle olsun.